Ver, eline koyun gidelim. Yarısı sebeşli muhteriye doğru bir şey yaptı orada böyle döndü koyun aldı mı geldi bilmiyorum. Emine yenge nasılsın? İyiyim yavrum, sizi sorman hoş geldin. Hoş bulduk Nurullah abi, sen nasılsın abim? Eyvallah sağ olasın, sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür olsun. Ahmet abi, selamlar kardeşim. Eyvallah hoş geldin abi. Hoş bulduk. Herkese selamlar, bugün memleketimdeyim. Evet. Samsun Ladik Tatlıca köyü yaylasındayız. Yanımda Emine yengem, Nurullah abim ve Ahmet kardeşim var. 2 sene oldu değil mi Nurullah abi? 2 sene oldu. Yenge senle de video çekmiştik. Ne var ne yok görüşmeyeli. Vallahi Allah'a şükür olsun iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. İşte böyle koşuşturuyoruz biz. Bir koy, bir yayla. Ne yapalım iki ortada. Halinden memnunsan sıkıntı yok. Hem de olsun. Allah bugünden geri koymasın. Amin amin. Cümlemiz inşallah. Allah derslerden aratmasın. Amin. Yerin... Şu an sen mesela hayvancılıktan memnunsun. Şu anda memnunuz abi Allah'a şükür. Buralar çok dağlık. Şimdi konuya geleceğim. Benim arkadaşlar seviyor. O yüzden geliyorum. Şimdi bizim köylülerimiz de izliyor. Kurt kuş konuşmuşlar. Evet. Köpek konuşmuşlar falan filan diyorlar. Ya bizim izleyenimiz bunu seviyor. Evet. Şimdi ondan dolayı bizim buralarda çok fazla kurt olayı oluyor. 2 sene içerisinde ne oldu? Var mı bir yeni gelişme? Abi 2 sene içinde geçen sene çok aşırı kurt vardı. Evet. Yani hemen hemen her gün görüyorduk neredeyse. Günde 2 tane 3 tane. Ama bu sene o kadar bir yoğunluk yok. Senin bana gönderdiğin bir videoda o kurt harbiden büyükmüş bayağı. Evet çok büyüktü. Onu yeni çektim zaten bir 15-20 gün falan oldu. Allah Allah. Ya bu şeyde de geliyor zaten buralar yüksek. Abi burada gündüz zaten gece sıkıntı yok gündüz geliyor. Yani bu kurdu gördüğü gün buradan 2 tane o gösterdiğin yerden 2 tanesi öyle gitti. Daha sonradan telefon açtı ki Ahmet dedi abi burada bir tane kurt var dedi. Acayip bir şey dedi. Abi ben şimdi o evliya dediğimiz bir tepe var. Tepeden koyunu otlatırken baktım karşısından bir şey geliyor. Ta şeyli gerisinin başından. Biraz yerden bu köpek mi falan diye az bekledim. Az bir 10-15 metre geldi oturdu. Ondan sonra yattı bakıyor böyle. Ben de tepeden onu seyredim. Köpek yerde koyunun altında. Sonradan ben dedim bir kamera kaydı çekeyim. Şunu video çekeyim de. Video kaydı çektim. Biraz daha tam da net çekemedik ama. Ondan sonra bu geri döndü. Geri dönünce ben bir daha köpek yeri falan kiskiledim. Köpek yeri geldi. Geri döndü işte. Geldiğince gittiler, aldılar götürdüler köpek ama çok büyüktü. Bu zamana kadar hiç o kadar büyüğünü görmedim. Senin köpekler kovaladı onları. Kovaladılar. Senin köpekler iyiymiş o zaman. Köpekler gidiyor, kurtta domuzda sıkıntı yok yani. Domuz boğdular, geçen sene 3 tane boğdular da daha kurt boğmadı. Da o zaman kurdu yanaştırmıyor ki, uzaklaştırıyor. Yani kurtu yakalayamıyorlar. Bu da iyi yani, şimdi sana bir şey söyleyeyim ya. Tamam boğuyor ediyor kurtçu köpek güzel ama köpeğin görevi nedir? Kurdu o bölgeye yanaştırmamak. Tabii arada da dalıyor, alıyor. Yani, 2 tane aldın mı? Hayvanını aldırmayacak. Yani, görevini güzel yapacak. Dalmaya de... çalışıyor ama bıraktırıyor. Ya şimdi bizim buraya biraz ormanlık arazi olduğu için ister istemez kurt geliyor yani. Alan oldu mu? 2 tane kaptırdık. İkide tam yapamamışlar. Yani. Ama şöyle daha ben bu sene çok yağışlı gitti. Gece evet, bile onu dışarı bırakıyordum. Falan çok ormanlık. Burada kurdun saklanabileceği çok yer var. Çok yani ormana girdiği zaman bitti abi her yerden kaçıyor yani. Yani bir taneyi çekip götürse. Ormanda kolay kolay dalmaz zaten. Ormandan çıkınca bu açıklıkla mesela dere yataklar var ya. Dere yataklarını geri çıkarken yandan kapıyor ben. İki taneyi kaptırdın 2 sene. 2 tane öyle ayrı ayrı bir 15 gün arayla kaptırdık. 2 sene içerisinde ben gözüm görmedim. Yok bu sene kaptırdık. Bu sene kaptırdık yani, daha yeni. Yeni. Yaylaya girmiş olsun. Benim de işte koyunu beraber kırkıyorduk. Haberim yok benim. Tam o boğazdan geçerken herhalde arkadan yapışmış koyunun ama bıraktırmışlar. Ahmet gördü. Dedi ki koyunun arkadan yapışmışlar abi senin dedi. Kurt koyunu kırkarken. Koyunu kırkarken gördü. Diş atmış alamamış. Vay be. Yani demek ki ya köpek bıraktırdı ya artık nasıl bıraktı onu bilmiyoruz yani. Ya tam tutamamış.
Abi o köpekler yani. Gitmiştir veya sizin sesiniz duydu bir şekilde işte, kaçtı. Yoksa şehirde bırakmıştır da tam yani, tuttuktan bırakma sonra. Bırakma şansı yok yani evet, bir şeyden korkmuş. Yani bir şekilde bırakmış yani. Bizim ya, haberimiz yani, bizden aldıklarını da köpekler bıraktırdı ama sonuçta bir dakika geçmeden koyunlar öldü. Kesemedik. Senden aldıklarını ha, köpekler bıraktı. Köpekler bıraktı yemedi ama sonuçta bu diş attığı zaman bitti anında. Ben verdim şey diyorum. Abi bu da verdiğime sayılır ya. Şimdi verdiğine sayıyorsun da sonuçta köpekler onu görmüş ama ve kovalamış. Ama köpekler yedi, kurt yemedi. Köpekler yedi, kurt yemedi. Öldükten sonra köpekler nasıl? Tamamen boğmuşlar mıydı? Yetişemedin. Kesemedin. Abi şöyle diyeyim ben sana bir şimdi ben o geri koyunun altına giderken benim av köpekler var 2-3 tane. Onun biri yukarıda bir sardı. Ben hemen koyunun altından çıktım. Benden önce bir köpekler de çıktı ama bir girdiler deriye. Ben bir şey geldiğini anladım. Neyse bir deriye doğru biraz baktım. Bir şey bulamadım. Köpekler neyse kurdu götürdü. Bir 15-20 dakika geçti. Geldi köpeğin biri yok. Lan bu köpek nerede nerede? Dedim şu deriye iyice bir bakayım. Bir 50-60 metre aşağıyı deriye indirmiş. Boynundan taktım yırtmış hemen. Yani ilk daldığında anlasaydım belki keserdim. Koyun ölmüş orada köpek başında bekliyordu. Yani tam sonuçta köpek öldü. Köpek kurtarmış onu koyunun başına gelmiş. Kurtardı ama yaralı değildi ölmüştü. Bir köpekler yedi. Köpeklere verdi. Köpeklere verdi. Alışmaz mı abi şimdi devamlı böyle? Yok abi canlısına dokunmaz. Öyle yaralıya da dokunmazlar. Yani ölse de dokunmazlar. Kesip vereceksin. Kuzu doğuruyor da kuzunun başında bekler hiç dokunmaz köpekler. Güzel ne güzel. Ancak kesecek işte. Parçaladığı zaman önüne atacak, yiyecekler. Bütüne dokunma abi. Parçalarsan kendin o zaman yiyor. Yani parçalayıp veriyorsun. Tabii tabii. Ne yapacaksın? Oradan buraya getirme şansın yok. Yenge, şimdi bazı yerlerde ben gidiyorum. Kurtlar koyuna saldırmış. Yetişmiş adam koyun ölmeden. Kesmiş, yemişler. Şimdi normalde diyorlar ki kurdun ısırdığı koyun yenmez. Şimdi kurt kuduz olabilir, bir şey olabilir, hastalıklı olabilir. Evet. Öyle bir var mıydı eskiden de mesela sen bilirsin. Yiyorlar mıydı böyle bir şey? Yok vallahi. Kazanla kaynattı mı bir şey olmaz derler. Et olsun da. Pişince. Pişince ölürdüler yani. Ölürdüler. Yani kurt ısırdı ha. Canlı hala. Evet, baktın tamam. Ölecek ha. Mundar gitmesin. Evet, vuruyorsun bıçağı. Onu kesersin. Kurdun kestiği yere ısırdığı yere atarsın. He, kurdun ısırdığı yere atıyorsunuz. Evet, oraya atarsın, geri yanına pişiriyorsun suda. Suda pişirip yiyor. Tabii, suda pişirip yiyor. Yani, kızarsak? Kızarsak olur, bir şey olmaz. Ya yani, piştiği zaman sıkıntı yok. Tabii, pişti mi bitiyor yok. Çünkü kozunu öldürüyor zaten. Allah Allah. Şey, yani zaten ısırmış ama koyunu sen kurtardığın için canlı biliyorsun, görecek. Yani tam daha o hayvanın, kurdun salyaları dağılmıyor yani mikrobu dağılmadan orayı kesiyorsun atıyorsun zaten. Mesela diyelim ki sağ tarafından yakaladı sağ ayağından. Sağ ayağını kestin attın bitti. Ama birkaç gün sürerse bekletirsek her yerine dağılacak mikrop. Ama hiç bekletmiyorsun kestiğin için sadece o mikrobun dağıldığı yeri kesip atıyorsun köpeklere geri kalanını. Zaten her yerden tuttuğunda diyorum ya boğazını delerse boğaz nefes borusunu delerse 5 dakikalık ömrü yok. Yani hemen ölür ama yaralarsa mesela bacağından yaralar, boynundan yaralar tam diş atamazsa yandan o zaman bir şey olmuyor, ölmüyor. Evet, onun amacı buradaki şeyi o gırtlağı dönünce bir kırmak, kırıyor, nefesini kesiyor, yani. Kırıyor oraya. Ona hiçbir şey yapamam ama yaralılara mesela dağılarsan kurt mikrobu dağılmıyor o zaman. Şeyi de sorayım. Bir de ikinci konu, kurdun ısırdığı koyun daha tatlı olur diyorlar bazı yerde. Vallahi onu bilmiyor tabii. Ona ne diyorsun? Koyunun eti zaten tatlıdır. Şimdi bir laf vardı kaynatalım. Şimdi bunları ben hep doğuyu geziyorum. Akdeniz'i bütün Türkiye'nin evet. Gezmediğim yeri neredeyse kalmadı şimdi, diyecek kadar az. Şimdi öyle derler bazı yörelerde. Kimisi yemiyor. Direkt atıyor. Evet. Kimisi de diyor ki yiyoruz aynı sizin gibi. Isırdı bölüm atıyoruz. Evet. Kimisi de şunu söyler. Kurdun ısırdığı koyun daha tatlı olur derler. Ondan da ne de biliyor musun? Zaten kurt. Kurdun hani diyorlar ya ısırdığı koyun orada daha öyle. Lezzetli olur diyorlar. Şundan zaten kurt semiz koyunu bulmazsa yemez zaten almaz. Semiz en koyunu, tatlısını mı seçiyor? Semizini seçiyor zaten o da lezzetlisi oluyor. Onun için yani başka türlü zayıf koyunu seçmiyor ki. Fırsat bulursa en bestesini alıyor. Bulamazsa şansı hangisi denk? Haline demiş en iyisini kaparmış kurt. Koyun nerede iyisi varsa onu kaparmış. Yani öyle ufak tefek zayıflamaya şey yapmazmış bakmazmış. İlk önce semizini bulduysa, bulamadıysa artık şansına. O zaman zayıfını, arkada topal mı kaldı,
Yani yoksa ayağı kırık mı kaldı, ne kaldıysa onu kapar. Ama seçme şansı varsa en iyisini seçiyor. Seçme şansı varsa zaten hiç affetmez. En iyisini. Bir de kuzu seçer yani, seçerse. O da ağzının tadını biliyor abi. Biliyor canım, kurt daha iyi biliyor. Bizden iyi biliyor. Azalla sene oldu abi. Ben diyordum Nurullah abi 3-5 tane verdirmiştir diyorum. Yok. Çünkü Nurullah abi İstanbul'dan geldi. İstanbul'da çalışıyordu. Sen sonradan öğrendin de böyle koyunculuk falan. Sonradan mı? Çocukken yaptın. Çocukken vardı. Çocukken yaptın da ara verdin. Ara verdik işte. Ondan sonra... Ama bir acemilik vardır. Vardı canım. İlk geldiğimde acemilik vardı. Ahmet'ten öğrendik canım. Hocam şimdi Ahmet. Bende hikaye çok abi. Bunlar belki geçen sene yayla da yok. Ben ne diyordum biliyor musun aklımdan? Şimdi Ahmet diyordum biraz daha şey oldu. Usta oldu. Ahmet fazla kaptırmamıştır. Nurullah abi biraz daha acemi. Nurullah abiden de şanslı. Acemi şansı bizdeki. Acemi şansı. Bizde fazla kaptırma yok. İşte bir orada şey yaptık. Bir de geçen sene işte köyde bir tane kuzu kaptı benden. Köyde nasıl kaptırdın abi ya? Abi köyde de. Köyde mi indiler? Köyde de var. İnmez olur mu? Köyde kurtun ya. Tabii. Bizim Mete evinin yanlarını bile dağıttı işte evet. Gibi. Ha? Buralarda geziyorlar. Köpeklerden yemeşemiyor. Gerçekten. Ayçiçekleri oluyor ya. Öyle. Bir tek iki de değil. Üç tane beş tane. Ha? Tabii. Ayçiçekleri oluyor ya. Ayçiçeklerinin arasına saklanıyor. Sen şimdi orada koyun gidiyorsun akşam yaz tezeninde karanlıkta. Seni bekliyor zaten oradan. Ya dere boğazında bekliyor. Şimdi köpekleri bir tanesi çekiyor. Öbürü hemen oradan kapıyor. Evet, ya kafamı döndürmemle kaptı zaten. Gördüm kaptığını. Vay be. Sen gördün bile gözünün önünde. Tabii gece karanlığı yani koyun Aygül'e gidecekti. Ayçiçeğine gidecekti. Dedim ya şu koyunun arkasındaydım. Önüne geçeyim dedim. Koyunu çevireyim Ayçiçeğine girmesin diye. Arkayı bıraktım. Bırakmamla beraber koyun üktü. Bir döndüm. Almış kuzuyu gidiyor. Vay arkadaş. Bizim kapının önündeki belki sene işte 3 sene oluyor. Oldu. Gazları böyle gündüzün böyle çarşamba günü bahçenin önünde yaylayalı şöyle yolun öbür tarafında. Bir de baktım ki gazların sesi var. Kurdu kaptı, gazı kaptı önen gidiyor. Bağırıyor ben hiç bakmadı aldı gitti Muhliye Beyli. Yeter ki yakalasın. Gündüzün öğlenledi. Saat 11. Kurt. Asıl kurt olayları bizim köyde varmış da benim haberim yokmuş. Köyde de var evet doğru. Ahmet'in en ümmeti gönderdim tüfağı peşine mi bulamadılar. Hadi Müslüman abi gidin. Yani kurdun olmadığı yer yok. Yok tabii canım. Kurt çok çoğaldı abi. Son zamanlarda aşırı kurt var yani. Şimdi bazen gittiğimiz yerlerde kurt boğan köpekleri çekiyoruz. Arkadaş koskocaman ülkeyiz biz. 81 tane il var. Şimdi insanlar zannediyor ki kurt sadece Sivas'ta var. Sadece Sivas'ta kurt boğan köpek var. Yok kardeşim. Her yerde çoban var. Her yerde koyun var. Her yerde kurt var. Evet. Şimdi bunların olduğu yerde üçü bir araya gelince yani bir hayat mücadelesi maalesef geçiyor. Buradaki köpekler de kurt boğuyor. Başka illerde gittiği köpekler de kurt boğuyor. Kurt boğuyor da abi kolay her köpek de kurdu yakalayıp da boğma şey tabii, yok zaten. Ona söyle ekip işi bu köpeklerin abi. Köpeklerin boğduğu kurttan %90'ı ya vurulmuş kurt ya hasta kurt işte ya yavru kurt. Sağlam bir kurdu kolay her köpeğini tutup da boğmaz mümkün değil. Ya ekip işi ama tek bir köpek boğamaz. Ya, tek bir köpek de boğamaz. Abi ben geçen günkü gördüğüm kurdu bak 3-4 köpek yani sen de beni benzer 5 köpeğin boğma şansı yok yani. O kurdu. Tabii abi o çok eşek büyük. Gibi bir şey ya. O kadar kuvvetli kurt ya. Evet. Onu gelsin de hangi köpek yani, boğacağız hep olsun. Şimdi bu kurt diyor da. Hani bir köpeğe hani, bile köpek bir boğamıyor. Şey biraz önce de şeyde de ayak izlerine de bakmıştın ya. Evet. Ayak izlerine. Belki de yani. Farklı bir hayvan. Farklı bir hayvan da olabilir. Evet. Yani biz geriden gördüğümüz için kurt diyoruz. Belki de ne diyorlar? Ayak izi biraz genişti. Ben öyle gördüm. Evet. Çünkü biraz daha geniş gibi. Yani sanki biraz... Abi çok boylu için. Ben de hayret ettim. O kadar büyüğünü hiç görmedim. Ama çok da yakın değildi ya bana. Ben karşıdan karşıya gördüm böyle de. Abi rengi neydi?
Rengi sarımtıraktı abi böyle. Ya işte öyle bir şey anlatıyorsun ki sarımtırak marımtırak. Şimdi diyeceğiz ki Anadolu parsı. Evet. Şimdi millet bu sefer de diyecek ne yap? Yani sarımtırak diyorsun. Abi, ayak izi biraz daha farklı. Tam Anadolu abi parsı şimdi bak tam ben böyle tepeden bakıyorum koyunun önünde. Karşısı şeyden gelişten çıktı. Yavaş yavaş geliyor böyle sallana sallana. Ama benim karşısında olduğumu anladı. Kuyruğu nasıldı? Kuyruğu inik. Aynı kurt gibi geliyordu. Ya, ama ondan şimdi sonra, Anadolu parsı da iniyor. Ben bu köpek mi acaba ne diye biraz şey yaptım. Uzun muydu? Uzundu. Uzun boylu. Yani belki yani parter atmayayım bir metre sağlam boyu vardır yani. Çok büyüktü. Tabi önceden de çok kurt gördüm. Ben burada 5 tane, 3 tane, 7, 8 tanesini bir arada gördüğüm zamanlar da oldu. Ama bu kadar büyüğünü hiç görmedim. Ayı olmasın Ahmet? Yok yok ayı yok abi burada ayı görmedik şimdi. Ayı da görmedik. Ayı görmedik. Görmedik. Eskiden. Ben görmedim. Eskiden değil daha geçen sene gördü bizim köyden birisi. Bu arada? He abi deli. Kuzun görmüş kuzun. O zaman ayınız da var abi. Aha. Abi hiç tek gelmedi. Bir tane arkadaş var. Yerlerinde görmüş. Bayram diye. Bayram Yaman. Buraya gezmeye geliyor aynı yaylamız diye. Ailesiyle. Ailesiyle beraber. Şurada bizim bir daha 2 sene önce bir çekim yapmıştın hatırlıyor musun? Evet. O çekim yaptığın yerden çeşmeler iniyor. Çeşmeler inerken tam karşısına ayı çıkıyor. Vay be. Hiçbir şey demeden hemen arabaya biniyorlar kaçıyorlar. Ailesiyle çünkü. Hiçbir şey yok. Bomboş gelmişler buraya yani bir çay içmeye, piknik yapmaya gelmişler. Ayı çok tehlikeli bir ayı var. Öyle yani, diyorlar da hiç gitti. Daha görmedik abi. Abi yavru su varsa sıkıntı. Yavru su varsa sıkıntı. Yemiyoruz işte hadi yavru su var. Hadi benim üstüne geldi bana bakıyor diye. Gelin gülüyor. Korktum diye. Hemen diye bayram peşine ben de diye sardım yukarıya mı diye. Bayram çıktı ben çıkamıyorum diye. Bayram nereye evet. gidiyorsun beni bıraktın dedim diye kocasına. Patilerimiz bana baktı baktı diye ben ses etmeyince diye. Yukarı çıktım da arkama hiç bakamadım abla korkma diye. Var diye. Eskiden de varmış yani önceden bizim burada eskiden öküzler vardı. Öküzlerden gelip gidiyorlarmış. Zaten bizim Tatlıcan'ın öküzü meşhurmuş. O kadar çokmuş. Bizim. Yani. Arkadaşlar bizim burada hayvancılık gerçekten çok fazlaymış. Yani böyle sıkıntılardan dolayı hayvancılık harbiden bitmiş. Şimdi benim hem köylü. Evet. Anne evet. tarafı. Evet. Dedem İstanbul'a geliyor. Eminönü'nde gezdirmeye götürüyorlar. Ta gelmişler yıllar. Evet. Bakıyor araçları görüyor çok kalabalık. Ya diyor şu arabalara bak diyor bizim Tatlıcan'ın öküzünden şeyinde hayvanından çok diyor tamam mı? Yani. Onun kadar var diyor yani. Ya hakikaten. Ve onun kadar var. Köyde... Öyle bir cümle kullanıyor. Ben de sordum o araba babama. Baba dedim bizim Tatlıcan. Gerçekten küçükken ben hatırlarım. Babaannemin biliyorsun tam evet. yola bakar. Evet evet evet. Evi pencereden bakardık. Yarım saat sürerdi o hayvanın tabii. geçişi. Evet. Bizim köydeki hayvanın ha, geçişi. Sır. Sır. 800 hayvan varmış abi zamanında burada abi, büyükbaş. 800 daha da fazladır belki. Ben ya büyükbaş 800 deneyim. Hepsi birleşiyordu bir yani. Oluyordu. Sene 82'de 83'te ben köyde çobanlık yaptım. 930 tane büyükbaş hayvan vardı. Güttün. Güttüm. 3 arkadaş. Ahmet'in babası, ben. Bir tane daha vardı. Rahmetli oldu. Hüseyin dede diye birisi vardı. Onunla beraber üçümüz güttük. 930 tane büyükbaş hayvan vardı. Sadece bunlar sığıra yani gönderilen içerideki onların evet, danaları. Bir de katılmayan var. Tabii bir de içeride ahırda olanlar var. Onlar hariç. Evet. Onlar hariç. Bir de kendin güttüğün var ayrıyetten. Sen katıyorsun da ben de katmıyorum. Ben ayrı güttüyorum. Çobana katmıyorum ben kendim. Yani aşağı çobana yukarı, katmayanlar da var. Tabii. Aşağı yukarı 1200 tane hayvan var. 1200 tane baş. Yani sadece bu büyük baş mı? Küçük başı saymıyorsun. Küçük başı da saymıyorum bir de. Tabii canım bu büyük baş. Evet, o zaman abi küçük baş daha fazla oluyor. Ya küçük baş 50 sürüydü işte. 50 öyle de diyor 50 hane. 40 hane vardı 40 hane. Her kapıda hiç olsa 50 tane büyük. En azı. Büyük vardı. Her kapıda hiç yoksa 50 tane. Evet. 200-300 tane de koyun var. Minimum yani en aşağı. Yani. Tabii kimisinin hani, daha fazladır. Evet. Yani aklımın erdiğini diyorum ben yani kendi şeyime göre. Bura öyle kalabalığıydı. Bir yol akşam olunca vallahi bunlar da çocuklar civ çalıyorlardı. Ha bunlar da oyuncakları vardı. Sal tahtlara böyle sallanacak bir yerde. Armutlardı buralar ya. Armutlardı çocuklar. Buralar armut, erik. Ha bunlarsa da armududu bu kenar böyle boylu boyunca. Thank you.
Anlatayım abi. Tamam. Evet buyur. Daha kaç tane kaybettin? Kaybettin çok abi. Kaç tane kaybettin? Anlat bakayım. Şimdi geçen sene... Olsun bana müsaade. Tamam yenge. Ha. Teşekkür ediyorum. Şimdi mallarıma bakayım ben. Hozanlara buradan gitmiştiler. Köylülerimize de selam söyleyebilirsin. Bütün köylülerimize merhaba. Ta yaylamıza sahip çıksınlar. Size hayırlı işler. Sağ ol. Teşekkür herkese ederim. Herkese selam. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Ya kurt olay bizde çok abi şimdi evet, bu evet. Nurullah abi falan kaç senedir belki yayla doğardı. Evet. Gezene de fazla uzun durmuyorlardı da ben 20 senedir her sene buradayım yaz boyu. Burada kurt olayı çok koya göre. Ama geçen seneki yoğunluk kadar da şimdiye kadar hiç görmedim. Geçen sene günde 3 tane, 5 tane, tekli, 7 tanesini bir arada gördüm böyle. Öyle evet, kurt aradı. Şimdi bizim bir yeğen var Mustafa'nın oğlu. Bundan yukarıda evlada koyun diyor. Benim de geçen sene bir 25 tane süt sahnen geçiler vardı beyaz. Bir koşak dediğimiz evliyanla şeyli gelişin arasında bir çukur var. Oraya koyunu saldık. İşte koyun geçi falan 700'e de yakındı. İkimiz beraber otlatıyoruz ama benim de yağmur yukarıda kesim yapıyorlar. Yağmurluğu bir gün önce şurada site odunların üstüne bıraktım. Ondan sonra bir gün dedim ben şu yağmurlukları alayım. Koyunu burada biraz bir saate yakın falan otlattık. Sen dedim koyunun altını topla. Geçiler falan dedim geride kalmazdım. Bir de tam kurdun geçiş yeri dedim. Burada dalar bu. Tamam dedi. Ben çıktım şimdi. Burada yağmurlu anlamazım. Bu baktım. Ahmet abi, Ahmet abi diye bağıra bağıra geliyor. Köpekler de benimle beraber orada sitere odunları, yanlara daldılardı. Bunlar da benimle beraber çıkınca arkadan hemen oğlan abinle kapmış. Buradan geçiler orada bir parlıyor. Ta karşıya. Diğer tarafta da Cihatgil vardı arkadaşlar. Bunlar buradan görmüşler ama tabii ben oradan geri geldim, köpekler gitti diye bizi bolak gitti. Ondan sonra öyle oldu. Bir hikayede yine Kabuklu dediğimiz bir yere gittik. Koyunu dağın altına vurdum hep. Dedim bu üstten kurt gelmez, sen burada bekle Meli'ye. Ben koyunun altına indim. Daha yani 5 dakika geçti mi geçmedim. Arkada da bir 3-5 tane koyun yayılıyor en üstte. Melih de uyumuş koyunun yanından. Evet, evet. Ondan sonra lan diyor, köpek çoktu diyor. Kurban biri de buna yakın, kancığın biri. Bu üstünün yanından geçmiş kurt, arkada koyuna dalarken köpek görmüş. Bizim yeğen de uyuyor, hiç haberi yok. 10 metre var arasında. Ondan sonra tam kurdu işte yanaşınca kurt diz çakmış herhalde, tutamamış köpek de. Seninki korkmuş, bir acayip bari Ahmet abi koş koyuna kurt aldı. Bir daha tabii bu arada köpek geldi ama tutam, abi çok hızlı bir hayvan yani. O kadar hızlı ki kolay kolay tutamıyorlar ya. Bizim burada herhalde ormanlık arazide tutma şansı çok, çok atik. Zor. O kadar atik bir hayvan. Yani düz arazi mesela koyda olsa göl var bizim gölü biliyor musun? Göle git 10 sene dursan binde bir kere ya kurt ya görün ya görmeyin. Ama bizim burada öyle değil. Burada günlük kurt görme şansın var. Kurak mı foto kapan? Kuralım abi kapan. Mesela geçen sene şu karşıda bir tane siyah kurt vardı. Böyle günün sabah akşam dolanıyordu. Çok da kaptı yani. O zaman sabah erkenden kaldırıp saat kaç gibi geliyorlar? Abi sabah hava ışıldıktan 5-5 buçuk işte o arada 5 ışıkın çıkıyor. O civarlarda buradan geçiyor yani. Buralarda dolanıyorlar. Kapanı yukarıya bugün, akşam da kursak geçebilir. Geçitlerini biliyoruz. İşte kahvaltı yaptık beraber. Ahmet beraber evde. Koyunu saldık. Tam şu şeyden işte biraz önce drone'la uçurduğun o ilk önceki gösterdiğin yeşilliğin olduğu yere çıkıyoruz. Hafif orası biraz önce dedi ya kurdun geçtiği bölgeler keçi yolu gibi olması hep lazım. Hep kullanıyorsa, hep kullanıyorsa olur. Şimdi biz hep orayı kullanıyoruz ya o yolları. Şimdi yukarıya çıkınca göstereceğim abi sana. Oraya döndük, tam düzlüğe gelmeden köpekler başladı almaya onu. Aldılar götürdüler. Yani eğer köpekler yanımızda olmasa aşağıda olsaydı biz koyunu alttan mecburen toplayaraktan gitmek zorundayız. Önünü boş bırakıyoruz. Önden bir tanesini çekip götürmüştü. Doğru. Sabahleyin. Kolay bugün sabahleyin öyle yaptın. Yandan al. Abi kurdun işi kesinlikle mesela ormana gir. 1000 koyundan gir. Daha ben 20 senedir ormanın içinde bir tane kaptırmadım. Ormanın içine gir yani ister 5 köpek olsun. Ister ama üç köpek. Ne zaman çıktıysam diyor. Ormandan çıktığın zaman şu yanlar var ya. Yanlarda illa ki orada arkada yanda kalanı hemen kapar. En çok dikkatinde kalıyor. O zaman oradan kaptığı gibi ormanın içine alıyor. Hani köpekler gidiyor ama gitse de tutamıyor. Abi daha yakalayamadılar. Kaç senedir bir tanesini tutup da şöyle canlı canlı boğduramadık. Boğamadılar. Yani boğamadılar değil mi? Yakalayamıyorlar. Yakalasana boğarlar. Kovalıyor yakalayamıyorlar. Hayır, yakalayamıyorlar. Çok seri bir ya, canavara gidiyor. Adam yaz kış. Kurtlarımızın hepsi gidiyor canavara. Kurt dışarıda. Ondan koydu. İşte bizim yani. Burada köpekler içecek. Koya gittim. Yarısı bağlı, yarısı salık. Nefesi bile yetmiyor tutmuyor. Bir de cesaret olacak tabii. Boyu ufaklığı da önemli değil.
Ama geçen sene 3 tane domuz boğdular, yakaladılar yani. Bu cobur dediğimiz ırmakta bir tekleme bir domuz boğdular. Vay be. Domuz boğuyorlar. Ama kurt boğuyorlar. Yabaniye iyiler. İyi yabaniye iyiler bunlar. Burası çok zor. Şartları zor. Yani çok dediğim gibi fazla aşırı büyük köpek orada hiç yapmıyor. Az ufak olacak. Abi. Gidiyoruz görüyoruz vermedim diyen çoban. Ya abi ya. Bak vermedim diyen çobanın poyası ne zaman? Şimdi Rıla abi vermedim diye abi. Vermedim diye ama bak. Vermedim diyen çobanın poyası nerede meydana çıkıyor? Bütün çobanlar toplaşıyoruz. Evet. Birbirlerinin hep sırrını biliyorlar. Bir de koyun verenle böyle bir makara konusu olmuş. Tamam mı? Sen şu kadar verdin. O evet. Diyor ben senden daha az verdim. Birbirleriyle makara yapıyorlar. Eğleniyorlar. O zaman meydana çıkıyor. Yani. Ya diyoruz biz seninle konuştuk. Sohbet ettik. Sen vermedim dedin. Ya diye ne vermemesi diyor. Al ya abi alma başarı. Senin meselesi sen verdim dedin ya. Ya bizimki de ama diyor ben diyor aldım elinden. Kovaladık. Koyunu diyor kurtardım diyor. Ölmüş. Yani. İşte abi bunun da nasip vardı. O da kadının aynen. Bir şekilde yani. Doyacak. Yani bir tane iki tane önemli değil. Ben gelsin gönüllü vereceğim. Ama iyisini almasın. Yok iyisini de fazlasını almasın. İki üç tane de sık. Abi bunlar şimdi yabani kurtlar diyor tamam mı? Ne silahtan kaçıyor ne adamdan kaçıyor. İnan ki kaçmıyor. Kaçmıyorlar kaçmıyorlar. Abi aç hayvan. Yani bak bunu ben biraz önce buraya gelmeden önce Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne gittik. Oradaki veterinerler, bu yaralı hayvanlar oraya gidiyor. Bunlar böyle ayrıyetten Eskişehir bölgesinde ve Türkiye'nin bütün genelinde araştırma yapıyorlar. Aynı şeyi sordum. Bak dedim, böyle bir efsane ver. Devlet kurt salıyor işte şu bölgeye, şu kadar evet. Bu bölge. Bu dedi bu kesinlikle yalan. Peki dedik bu tasmalı kurtlar nedir? Biz dedi araştırma yapıyoruz dedi. Bir bölgede dedi kapan kurarız, kurdu yakalarız, tasmayı takarız boynuna. Evet. Hangi alanda aktif? Bunu inceleriz. Yani. Peki neden çoğaldı abi bu kadar birden? Abi bir köpek bir kurt doğuruyor 3 tane, 4 tane, 5 tane. Önceki senelerde bu kadar oldu mesela. İnsan gibi birli ot, kadar. Ot biçiminden sonra doğru her zaman bizim burada kurt çoğalırdı. Bak şimdi eskisi gibi değil. Türkiye genelinde bu işte karacası olsun, geyiği olsun, domuz olsun, kurdun yiyebileceği hayvan sayısı da fazlalaştı. Bak eskiden bizim Anadolu parsamız yoktu. Biliyorsun nesli tükenmişti. Evet. O gözle bakıyorduk. Şimdi Anadolu parsı çoğalmaya başladı. Türkiye'nin güneyinden ve batısında çok aktif. Güneydoğu'da da bazen gözüklü oluyor. Peki geçen günkü zaten belki de olabilir yani. Çok iyi geldi ama ben burada benzettim. Şimdi bizim milli parklar gerçekten çok güzel çalışıyor. Yabani hayvan sayısı arttı. Şimdi artık sen de onunla mücadele edebilmek için köpeğini mi iyi tutarsın? Ne yaparsın bilmiyorum ama yani kesinlikle şey tüfekle müfekle bir şey yapma ya da yok abi bizde o yok da yani biz zaten ona abi zaten yani. Görsen de vurma da şansın yok. Gördüğüne kaybettiğin bir oluyor. Kurt çok uyanık bir hayvan. Bizim burada çıkmıyor. Olmayan hayvan yok. Bizim bu yerde evet. De. Yani bizim göremediklerimiz de var hala. Mesela karaca var burada. Biraz önce dedik ki kurt var, ayı var. Belki de şimdi Ahmet'in gördüğü Fatih izi belki de gezebilir. Yani, abi bak burada yani benim oldu. Kadar gezen yoktu yaylada. Bir aşağıda geçici İsmail var. O benden iyi bilir buraları. O da çok geziyor. Bir de ben çok gezdim burada. Ben 20 senedir daha burada ayı görmedim. Adam uzun gelmiş görmüş. Şimdi şans, gördüm bizi ben de bir şey diyemedim. Kısmet işi bu. Ama ben hiç görmedim bak. Ben ya yazmış gece kuruz geldim. Çoğutu dünyada ben 3 günde 5 günde bir iniyorum. Her yerinden de iniyorum. Köpekler bastı gitti ben koyunu bırakıp gidelim. Öküzleri o söylediğimiz armutluk bölgeyi bırakıyor, öküzleri orada. Yani bizim duyduğumuz, biz bilmiyoruz tabii ki çocukluğumuzda duyduğumuz. Ondan sonra diyor ki hanımına, sen diyor bazlama yaparlar biliyor musun? Bizim köyde sahilde bazlama yapıyor. Diyor ki sen diyor bizim burada bazlama demezler de cızlak derler yani. Cızlak evet. Sen diyor cızlağı pişir de diyor ben şu öküzleri alayım geleyim diyor. O cızlak pişirken gidiyor işte öküzleri almaya. Öküzleri almaya gidince öküzün bir tanesini ayıya yatırmış. Yiyor. Tabii. Görmüş açık açık. Hiçbir şey demeden çıkmış gelmiş. Bir şey dese onu parçalayacak belki orada. Geliyor diyor ki böyle böyle diyor. Öküzü diyor kurt diyor. Şey diyor öküzü diyor. Ayı yiyordu diyor. Ses etmedim geldim diyor. Tosunum sen devam et dedi. Aynen demiş ben sana bir şey demeyeyim demiş. Şimdi biz buradan direkt koyun kırkan arkadaşların yanına gidecektik.
sohbeti biraz fazla tuttuk. Evet. Öyle gözüküyor. 40 dakika olmuş. Yani. Bayağı uzatmışız biz. Bu artık yaşanmış olaylar serisine girdi. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Benim yaşanmış olaylar serisi var ya Ahmet, sohbet evet, ediyoruz falan denk gelmiştir. Biraz ona geldi, girdi. Bu normal çoban ve doğa görüntüsü haricinde yani. Kurt kuş derken yaşanmış olaylar serisi oldu. O zaman şöyle diyelim. Bir yaşanmış olaylar bölümünün daha sonundayız arkadaşlar. Samsun'dan, Ladik'ten, Tatlıca köyünün yaylasından. Evet. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Tüm köylülerimize buradan da selamlar. Selamlar.